Dünyanın silah, her silahıyla, silah saydığı her şeyle biz silahlanamayız. Onu anlatmak istiyorum. Bu çok çok önemli bir husus. Biliyorsunuz Türkiye'de bir Milli Görüş Partisi var. Şimdi refah sağlamakla meşgul, millete vaat etmekle. Bunların yollarının düsturu, esası da bu. Düşmanın silahı. Ne yapsalar? Yani karşı taraf beyaz zehir satıp para mı kazanıyor? Ve partisine mi arıyor? Bunlar da aynı şeyi yapıyor. Tabii 1974'lerde Münih'te bir Milli Selamet Partisi milletvekili Almanya'ya afyon getirmişti arabasının gizli bölmelerinde, Halit Kahraman isimli, hatırlar mısınız hiç? Bundan 19 sene evvel. Evet. Hiç duydunuz mu? Diyarbakır milletvekili Halit Kahraman. Milli Selamet Partimizin milletvekiliydi. Ve adamı burada Alman polisi, oş köpekler, kurt köpekleri hof huf derken kokusunu almış. Ondan sonra bir de MHP'li yakalandı Fransa'da. Kudret bilmem ne diye bir Türkeş'in senatörü. O da aynı yolun yolcusu. Anadolu arabasının kaportasının arasına öteye böreye bir sürü eroini zula etmiş. Orada satacak ve Turan davasına beyaz zehir parasını aynen o biçim kullanacak. Bizimkiler Allah yolunda kullanacak filan. Adam yakalandı burada ve öyle bir paniğe kapıldı ki ben bunu partinin talimatıyla getirdim ve geliri partimize, Milli Selamet Partisi'ne harcanacaktı diye beyanat verdi. Yer yerinden oynadı tabii. Karman çorman oldu ortalık. Vay falan filan, ne oluyoruz ne bitiyoruz? Erbakan soğuk teller dökmeye başladı tabii. Pabucu dama atılınca ödü koptu. Adamlar gönderdiler, bilmem ne yaptılar, bu şimdiki cumhurbaşkanı adayları var ya, o kalıbını düşmana gösterecek, ondan sonra hiç depoya koy. O adamı buraya gönderdiler, mektuplar yazdırdılar, ben yakından vakıfım. Bu suçu üstlen, partiyi temize çıkar, bilmem ne filan diye. İşte efendim polislerin korkusuyla ifade, öyle hani karakolda doğru söyler, mahkemede şaşar hesabı, ifadeler filan değiştirdi de. Onun üzerine adam kendisi üstlendi ve işte o zaman Almanya'da cezası, işte o beyaz zehire el kondu, bilmem kaç sene de hapis yattı. Adı sayı esamisi de duyulmaz. Geçti gitti, neredeyse adam öldü mü kaldı mı şimdi, Halit Kahraman diye bir adamı ondan sonra hiç duymadık. Bu çok dindar partimizin, çok dindar milletvekiliydi yani. Düşmanın silahıyla silahlanacaklardı, işte silahı da yakalattılar. Tersi. Evet, silah ceplerinde patladı, butlarına kurşun saplandı işte. Evet.